saray Safevi döneminde yapılmıştır. Şah Abbas Safevi döneminde binanın kuzey tarafına Tehmasbi Hisarı'nı, dört bağı ve çınarlığı yaptırmış. Sonraları bu yapıların etrafına yüksek bir duvar çekilmiştir. Daha sonra Kaçarlar döneminde saray yeniden elden geçirilmiş. Bundan sonra Kaçar dönemi sarayları arasında sayılmıştır. Bazar bölgesinden buraya yürüyerek ulaşabilirsiniz. Gülistan Sarayı'nın girişinde gezeceğiniz bölüme göre bilet almanız gerekir. Bu bölümlerin ücretlerine ek olarak 15 bin tümen sarayı giriş ücreti olarak alınıyor. Mermer taht salonu, girişteki uzunlamasına yer alan havuzu geçtiğinizde tam karşınızda mermer yapılı taht salonunu göreceksiniz. Salonun hemen girişinde iki büyük mermer sütun var. Bunlar Kaçar Sultanı Aga Muhammed Han tarafından Şiraz'da Kerim Han'ın sarayından sökülerek buraya getirilmiş. Salondaki mermer taht görülecek en önemli objedir. Bu tahtı oluşturan sütunlardaki 65 insan figürü dikkati çekiyor. Bunlar Yezd bölgesinden getirilmiş ve sarı renkli kaymak taşından yapılmıştır. Kerim Han'ın halveti, büyük mermer tahtın sağ tarafındaki köşeyi geçin, hemen solunuzdaki platform üzerinde bir başka mermer taht göreceksiniz. 1759 yılında yapılmış olan bu tahtın bulunduğu yerde önceleri küçük bir havuz varmış. Kaçar Hanedanı'ndan Nasürettin Şah'ın en sevdiği bir yer burasıymış. Tahtın bazı süslemeleri Nasürettin Şah döneminden kalmadır. Nigarhane sarayın sanat galerisi bölümü. Burada Kaçar dönemine ait çeşitli tablolar yer alıyor. Nasürettin Şah ve Fetih Ali Şah gibi sultanların tablolarında takılı olarak görülen taş ve takıların orijinalleri Tahran Mücevher Müzesi'nde sergilenmektedir. Bu bölümdeki iki tabloda bir Azeri ve bir Türk kadınının günlük giysileri gösterilmiş. Anadolu kadın giyim tarzının İran'daki ilginç bir yansımasıdır. Havuzhane, bu bölümde yabancı kralların ve devlet büyüklerinin Kaçarlara gönderdikleri bazı hediyeler sergileniyor. Saltanat konağı, bahçedeki bu bina hükümet konağı olarak yapılmıştı. Safevi döneminin sonuna doğru Tahran'daki Safevi şahlarının ikamet yeri olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu binadaki çeşitli bölümleri görmek için giriş katında ayakkabılarınızı çıkartıp galoş giymeniz gerekiyor. Üst kata çıkarken aynalarla süslenmiş ortam bir saraya girdiğinizi haber veriyor. Üst katta soldaki salon İngilizce-Farsça karışımı İmareti Brilliant Billur Salonu adındadır. Buradaki ayna işlemeleri İran'ın en yetenekli sanatçıları tarafından yapılmıştır. Kesme ve kristal aynalarla elde edilen süslemeler ve ışık oyunları mükemmeldir. Salondaki büyük avizeler ve taban halıları da birinci sınıftır. Yandaki salon Talare Adş ismindedir. Fil dişi salonu diye bilinen bu salon, kraliyet ailesinin akşam yemeklerini yedikleri yerdir. Talare Selam bölümünde Selam salonu var. Saraya gelen yabancı ziyaretçileri ağırlama yeri olarak kullanılmaktaydı. Nadir Şah'ın Hindistan'dan getirdiği ünlü tavus kuşlu taht bu salonda duruyordu. Nasürettin Şah zamanında bu salonda İran Krallığı'nın sahip olduğu değerli taşlar hazinesi de bu salonda durur ve gelen ziyaretçilere gösterilirdi. Bu mücevherler şimdi İran Mücevher Müzesi'nde sergilenmektedir. Salonun içinde kırmızı halıdan dışarı çıkmamak şartıyla dolaşabilirsiniz. Salonun tam karşısında Kaçar Hanlarından Nasürettin Şah'ın Balmumu heykeli capcanlı bir şekilde duruyor. Burada fotoğraf çekmek yasak ama görevliye rica ederseniz bir tek poz için size izin verebiliyor.
Müzeye mahsus alanında eski sultanlar döneminden kalan çok özel eşyalar sergileniyor. Bunlar arasında Şah İsmail'in miğferi, Nadir Şah'ın oku ve yayı, Fetih Ali Şah'ın pozubendi, Kaçar döneminden kalan mühürler ve Ağa Muhammed Han'ın tacı sayılabilir. Şemsül İmaret bölümü, Gülistan Sarayı'ndaki en yüksek yapı kompleksidir. Nasuhrettin Şah, Avrupa'daki yüksek binaları taklit etmek için burada yüksek bir yapı kurulmasını istemişti. Şah, binanın en üstüne çıkarak Tahran manzarasını seyretmekten zevk alırmış. Yapı, 1685'te yapılmaya başlanıp 2 sene içinde tamamlanmış. İçindeki çini işlemeleri, ahşap oyma işleriyle süslü pencereleri ve birinci sınıf mobilyaları ile zamanının en görkemli saraylarından birisi olmuş. Talare Almas adı Türkçe'ye elmas salonu diye çevrilebilir. Salonun içindeki ayna işlemeleri o kadar mükemmeldir ki sarayda hiç elmas bulunmadığı halde elmas kadar değerli olduğu belirtilmek için bu isim koyulmuştur. Buradaki vitray çalışmaları ve vitrayların yarattığı renk oyunları da çok güzel ve etkileyicidir. Ortadaki salon, iki cephesi ayna, iki cephesi ise vitray kaplı yapısıyla çok ilginçtir. Salondaki burgulu sütunların üzerindeki işlemeler bile çok güzel. İmaret Batgir Salonu'nda, Gülistan Sarayı'nda 4 tane Batgir ile serinletilen bir bölüm daha var. Batgir'in açıklaması Yezd bölümündendir. Batgirler günümüzde işler durumda değil ama üzerindeki çini kaplamalar güzel. Kahı Abeyaz Salonu'nda Osmanlı Sultanı Abdülhamit Nasuhrettin Şah'a hediyeler göndermiş. Bunlar o kadar fazlaymış ki bunlar için özel bir koruma yeri yapılması gerekmiş. Bunun için bu bölüm inşa edilmiş. Binanın dışı beyaz olduğu için Beyaz Kale anlamındaki bu ismi vermişler. Burada sadece çeşitli folklorik giysiler, halılar sergileniyor. Sarayın bir bölümü ziyarete her zaman açık olmuyor. Etnik müze bölümünde İran'daki değişik etnik grupların hayat tarzları ve giyimlerini canlandıran çeşitli bal mumu heykelleri sergileniyor. Bütün sarayı gezmek için bilet almak epey pahalıdır. Onun yerine gezmek istediğiniz salonlar için ayrı ayrı bilet almayı tercih edebilirsiniz. Bilet alıp içeri girdiğinizde sizi etrafında salonların yer aldığı oldukça güzel bir bahçe karşılıyor. Biletinizin olduğu salona girmeden önce görevliye göstererek salonu gezebiliyorsunuz. Gözlerin güzelliği karşısında eridiği müthiş göz kamaştırıcı bir saray kompleksi Gülistan Sarayı diğer adıyla Golestan Palace UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde ve Kaçar Hanedanlığı'nın Tahran'a kazandırdığı en güzel miras. Gülistan Sarayı, Pehlevi Hanedanı döneminde resmi törenler ve yabancı heyetlerin üyelerinin ikameti için kullanılan bu saray, günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. Bu müzeyi gezmek için her bir salon için ayrı ayrı bilet almanız gerekiyor. Sarayda toplamda 12 tane salon bulunuyor. Aynalı salon, güneş binası, mermer taht salon, Kerim Han salonu, kabul salonu, müze salonu, havuz odası, fil dişi binası, berelyan binası, badgir binası, elmas salonu, ebyez sarayı. Gül bahçesi sarayı anlamına gelen Gülistan Sarayı, Tahran'daki en eski tarihi yapı. 400 yıl önce ilk yapıldığında ne saray olarak yapılmış ne de şu anki görüntüsüne benziyormuş. İlk olarak Safevi hükümdarı 1524-1576 yılları 1. Şah Tahmasp döneminde kale olarak inşa edilmiş.
Mimarlık ve el sanatları alanlarındaki köklü Pers kültürünün Batı tekniği ve mimarisi ile birleştiği bir başyapıt. Havuzlarla dolu bahçesi, içinde ve dış cephesindeki zengin 19. yüzyıl el işçiliği ve ihtişamıyla ünlü galerileriyle burası Doğu'nun Versailles Sarayı, hatta Buckingham ya da Versailles buraya kıyasla çok daha büyük olsa da Gülistan'ın ihtişamı karşısında boynu bükük kalır. Daha sonra Zentler bu yapıyı saraya çevirmiş. Ardından Kaçarlar ve Pehlevilerin elinde yaklaşık 400 yıllık bir yıkım, inşaat, yenileme, onarım, restorasyon sürecinden geçmiş, haliyle orijinal yapı ile mevcut yapı arasında dağlar kadar fark var. Hatta neredeyse ilk halinden eser bile kalmamış. Gülistan'ın tarihi boyunca tek değişmeyen şey, her daim şahların gözde adreslerinden biri olmasıdır.